Demian Comolli'nin Fenerbahçe'ye kazıklarından olan Yelson daha sonra Çin'e satılarak parası az da olsa kurtarılmıştı. Ancak Çin ekibi Dylan Pro 4,5 milyon euroyu ödeyemedi. Sarı lacivertler konuyu FIFA'ya taşıdı. FIFA bu tarz davalarda konunun iki taraf arasında çözülmesini öncelik veriyor. Bu yüzden Dylan Pro yöneticileri Fenerbahçe'ye Jailson'u geri alın teklifini yaptı. Fenerbahçe Jailson'u istemiyor. Ancak Dylan Pro'nun kapanması durumunda parasının tamamen kalacağını da biliyor. O yüzden ikilem yaşıyor. Bu arada Jailson Süper Lig'de kendisine takım arıyor. Gelen bilgilere göre Süper Lig'den 2, 1. Lig'den de 2 takım Brezilyalı oyuncunun menajeriyle temas halinde. Öte yandan Rize Spor karşısında alınan 4-0'lık galibiyet ve oynanan güzel futbol kafalarda acabalara neden oldu. Herkesin şampiyon Trabzon dediği ortamda Fenerbahçe camiasında 8 haftada devran döndü. 12 puan fark oldu. 1-8 haftada devran döner, fark kapanır mı acaba soruları sorulmaya başlandı. Çünkü Fenerbahçe 7. hafta sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ve 16 puanla liderdi. Trabzonspor ise 1 puan gerisindeydi. Ancak Trabzonspor 8'de 8 yaparak en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Konyaspor'a 12 puan fark attı. Fenerbahçe bu süreçte 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan kaybetti. Trabzonspor ise 8'de 8 yaparak 24 puan aldı. Camiada şu anda daha 23 hafta var. 12 puanlık fark açıldığı gibi kapanır konuşmaları yapılmaya başlandı. Tek korku ise Vitor Pereira'nın yeni bir sürpriz yapmaması.